Işığın ilmi 53. Değerliler, Ra kaha olan ilim, ilmi kaha olan ışıkla tüm insanlığı tohumlarken sizlerin daha yüksek bilgileri kendi yüreğinizde dürümlemeniz beklenmektedir. Biz bir yaşamız ama bu yaşamın tarıkların ışığıyla kodlanmış bir sistem olduğunu da herkesin net olarak anlaması gerekir. Hepiniz kendinizi dinleyip bütünü dinleyeceksiniz, bu kesin, ama kendinize mevcut olan o yoğunlaşmayı da anlamalısınız. Biliyorsunuz ki bizler kendi yaşam sayfalanışımızı kendi yüreğimizde yaparız. Bu bizim kelama varmamızdan öte kendimiz tohum olarak kontrol edişimizdir. Hepimizin yoğunluğu farklıdır. Benim rengim siyah. Ama burada herkesin farklı farklı renkleşmesi vardır. Bu bir nefesle, diriliklerin teknik tohumuyla ve yoğunluğuyla gerçekleşir. Herkes ayrı nefes kalemdir. Ama herkesin kendi kendine, kendini tohumlaması için kaynağa varması gerekir. Onun kaynağı, onun yolu, onun yoğunluğu değil, onun kaynağı kendi ilmidir. Kendi ilmine varabilmesi için kendini, kendi yüreğini dinleyebilmesi gerekir. Ben kendimi dinliyorum. Dünya yoğunluğumda bütün bu bilgileri kodlayabiliyorum ve kodlanmış tohumlarımı bütünün gücü haline dönüştürebiliyorum. Bunu yapabilmem mümkün. Çünkü ben kati olarak yuan kalemim. Hepinizde mevcut olan bir kalem. Yuan kalem. Bütün tarıklarda bu yaşam mevcuttur. Bu yaşamın kaydı mevcuttur. Hepinizde kaydım mevcuttur. Çünkü ben yaşamı kontrollü olarak kaydediyorum. Ama kaydettiğim sistem, nizam ve görevli olan tüm zamanların gücü olan gür düzendedir. Ön dürümlerde ilmi kaha olan ışığımla her şeyde mevcudum. Her zirvede ve her yoğunlukta, bütünde, ama ekmek olarak, ilim olarak. Bütün meclisler bunu bilirler. Hepimizde var bu bilgiler. Aha bu. Şimdi kök sisteme iniyorum. Kök sistem nefesim. Ama bu bilgiyi hak etmek için yetmez. Nefesi kaynağa indirmeliyim. Kaynağa inmesi kendi yüreğimin, kendi yoğunluğumun nefisinden gerçekleşir. Işık haline geçerim ve inerim. Ama ışık haline geçişim kendimden inişimden öte, kendimi indirişimdir aynı zamanda. Her biri kendi yüreğinde görevlidir. Ben bende görevliyim ve benim görevim kendimi diriliklerden öte diriliklere kodlanmış olarak ulaştırmaktır. Unutulan ne varsa yaşama indirmeliyim ki hak eden hak ilmiyle o yoğun ilmi kendinden kendine açabilsin. Ama açık bildiriyorum ki ben bana ben ilmiyle ulaştığım zaman benim kendimde oluşum için kaynakta bulunuşum, bütünün kürzi ilmini hologram olan bu yaşama indirişim sorumluluktur. Ve bu bilgileri ben açtığımda herkes kendini dinleyecekse kontrollü olmalıyım. Çünkü kontrol kuramazsam kaynak ışığım kontrol edici yüceliğimden kendi yüreğimi indirir ve kendimi kontrol edemediğimde kutsal ışığımı tohumlardan çıkarır. Bu nedenledir ki ışığımı hak etmeliyim. Işığımı hak edebilmem için yığın yığın kalem olmam gerekir. Her şeyi kaydetmem gerekir. İtibarım yüksek, yoğunluğumda gözüm var, sesim var, ama benim kelamımda, insanlığın da hakka varması gerekir. Şu ana kadar her şeyi dinlettim. Başka sesler de verdim. Benim nefesim olan ve olmayan sesler. Ama bütün bunlar bellek kapılarımın nefes levhisinde
kalem olması için yetmedi. Işık haline dönüşmem gerekti ve bunu gerçekleştirdim. Işığa dönüşmekten, öz geçişleri yapmaktan son anda vazgeçtim ve geri geldim. Bunu neden yaptım? Sonsuz sır olan insana kelam olmam gerekir. Nasıl kelam olacağım? İnsana kendinde var olmayanı anlatmalıyım. Kendinde var olmayan, kendi yoğunluğunda tohumlanmayan, kodlanmayan bilgileri anlatmalıyım. Bu bilgileri anlattığım zaman herkesin anlaması da gerekir. Özür dilemeyin, ben şimdideyim. Hepinizde değilim şu anda, şimdideyim. Ve şimdi de oluşum herkesin buraya girmesine engel oluşum anlamına da gelir. Buraya bugün herkesi almadım. Birlik kalemleri bugün buraya inip bizim sistemimizdeki bilgiyi kendi yüreklerinden dinlemek için kaynağa çekilmişselerde oğullarını kodladık ve onların tohumlarını bu yoğunluktan ayırdık. Sessizce çıktılar. Şimdi devam ediyorum. Ermeler olacak yaşamda. Bu ermeler ilme ermeler olacak. Bu ermeler zaharın kalem olan ışığına ermeler olacak. Ama ermeden öte ermeler de olacak. Kelama ermek, insanın nefesi olmak, yol olmak, tohumları kodlamak, bütüne insanlığı diri olarak kaynak yapmak. Çok mutluyum ki bugün burada muktedir nefesler var. Hepimiz bu yaşamız ama yarın da toprak ilim aklın nefisine vardığında her şeyin daha yüce nefesle kodlanması gerekir. Sezilerle çalışmalar yapanlar var dünya üstünde. Çoğu anlamadan çalışıyorlar. Anlattık, anlattık, anlattık. Atlanta kapısından aklın tahtına ulaştırdık. Aktılar, tahta vardık, anlattık, aktılar ve yine anlattık ve yine aktılar. Art arda akışlar oldu. Bütün bu akışların sonrasında yıldızların sınırsızlığında ışık kaynakları oluştu. Bu ışık kaynakları Mikail'in kürsü levhisinden bütüne yayınlandı. Herkes bu ilmi kendi ilmi diye dinledi. Nefesleri olanlar ve nefesleri olmayanlar oğullarını tohumlamaya çalıştılar. Şükür ki koruduk onları. İyi ve kötünün gücü arttı. Şu anda kara ışık bütünün gücü haline dönüşüyor. Kara ışık ağırdır. Bu ışığı dinleyen olmaz. Sadece dinletilir ama dinlenmez. Nefeste varsa dinletilir. Ama nefeste yoksa tohumda da yoktur. Tüm zamanların gözüdür kara. Ama o karada yoğunluk farklıdır. Dört gök sözcüsünün gök sistemleşmesinde tahdissiz olduğu bilinirse de yerdeki gözün gök sessizliğini görebildiği anlatılır. Orada yalın ve hakim insanlık vardır. Bundan sonraki süreçte hepinizin gerçek çalışmalarınız yaşamın sırrı olan kelamla olacak ama bu kelam sizin kendi yoğunluğunuzdaki ilmin ötesinden kayıtlanacak. Bu sizin sağ ve sol kalemlerinizin daha yüce bir yücelikle, daha güçlü bir yücelikle kodlanışını sağlayacak. Size varlık sürenlerin size gerçekleştirecekleri her şey daha üstün bir yüceliğe ulaşacak. Sizin ekmeğiniz hepimizin levhisinde mevcuttur. Ve bu ekmek pişmişse yenecek ama pişmemişse pişecek. Sizden daha yüce ve sizden daha üstün ışıklarınız size inecekler. Ve sizin ekibiniz bütünün gücünü temiz olarak yer kürenin gücü haline dönüştürecek.
dünyanın Atlanta Kur'an'ı okunacak. Burada ölüler diyarı bu yeşil ülkede mor Kur'anlar tohumlanmışsa eğer, bundan ötesi kaynak ışık ve kaynak ışığın hasatıdır. Sizlerin yüreğiniz hepimizin görevidir. Devinim çok hızlanacak ve hızlanan devinimde her şey farklılaşacak. Bugün devinimin alfa nizamdan beta kaynağı vardığı bilinir. Ama beta kaynağın kalem olduğu bilinmez. Hepiniz daha güçlü çalışmalarla kendi yoğunluğunuzu tohumlarken kendi tahdidinizle, kelamınızla kari kaha sistemleşmesi sağlayacaksınız. Sevgiyle hepinizi gökçe öptük. Ölüler diyarı, biz sizdeyiz bilin. Biz insanlık buradayız. Ve bu can hepinizin yaşamında sağ ve sol tanrılık ışığını bilinç halinde hepinize gökçe dilletecek, gökçe dürümlettirecek ve yaşatacak. Asra kaha asra ka, sisa kaha, asra ra kaha si. Hepiniz gözsünüz ve hepiniz yol olarak yoğunluğunuzu tohumluyorsunuz. İsra ha sistemi hepimizin geri dönüşünü sağlar ve rahi kaha olan insan kibri aşanda Rahman ummanı olur. Söz merdiven, sistem nefes. Bir söz söyledikçe merdiven mektep olur. Her bir basamak ilim olur. İlmin kelamı olur. Ve tüm basamaklar kaynak olur. Ve biz hepiniz oluruz. Bunu bilin. Sanal boyutların ışığından öte bir ışığın bütüne inişinde tohumlar yenilendi. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Yukarılar yukarı, aşağılar aşağı ve biz her biri, biz bir tekiz, insan, ulu dünya, sana seni vermeye geldik. Ulu dünya, senleşmeye geldik. Doğanın Kur'an'ı olmaya geldik, yolu açmaya geldik. Biz dünya ve dünya biz oldukça bu dünyanın Kur'an okunur. Biz toprak olana tohum olmak olmaya geldik. Tohum olmaya geldik. Toprak olana tohum olup bütüne görev taşımaya geldik. Hepinize olmak budur. Sedir hepimizin sisteminde yoğunluğu tohumlamak için kontrollü olarak kayda giren ışığın nefese varması için kayıtlıdır. Ama biz o sedire uzananların tümünün gözü olmaya geldik. Biliniz ki doğa yenilenecek, toprak tohumlanacak, insan kontrol edici olacak ve biz bize biz olup ineceğiz. Sevgiyle sizleri kucaklıyoruz. Yuan toprağı tohum oldu. Kutsal toplum tanrılık ışığında koklandı. Öz geçişler tamam şimdilik.